Kocama, oğluma, kızıma bile kaç kez silahla saldırmışlar. Ayla. Baba, baba dur Allah aşkına. Ayla. Baba, Rıza baba. Ayla. Müdürüm çıkamazsınız. Müdürüm. Tamam çekilin. Ayla. Müdürüm lütfen. Rıza, canım. Ayla. Üzülme sakın. Sakın üzülme. Biz yanlış yapmadık. Çıkacak ortaya. Göreceksin. Anlayacaklar. Söz veriyorum sana, tamam. Söz veriyorum, inan bana. Ne derlerse desinler. Ben buradayım. Senden başka kimseye inanmam ben. Ben buradayım. Kızlar, yormayın Ayla ablayı burada. Hadi hava alsın biraz, tamam mı? Tamam. Müdürüm, bu şekilde olmaz ama. Girmemiz lazım içeri. Tamam. Girelim hadi. Engin müdürüm. Savcım, var mı bir gelişme? Başsavcılıkla görüşmeye gidiyorum. Muhtemelen dosya için bilgi isteyecekler. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Rıza müdürümle ailesini daha fazla üzmeyelim. Böyle buralarda karşı karşıya getirmeyelim. Hassasiyet gösterelim, olur mu? Onları üzen biz değiliz. Ama hassasiyet gösteririz tabii. Merak etmeyin. Hadi gel. Avukat görüşme odasındayız. Ses veya görüntü kaydı alamazlar. Rahat olabiliriz. Rahat olamam Özgür. Sen de olamazsın. Her an tetikte olacaksın. Avukatım olarak uyurken bile gözün açık olacak. Sakın rahata alışma. Ben de başka avukat aramayayım. Haklısınız. Kusura bakmayın. Anlat bakalım. Herkes plana uygun hareket ediyor mu? Planda bir pürüz yok. Ancak çabuk olmamız lazım. O zaman burada vakit kaybetme. Git görüşmelerini hallet. Artık dışarıdaki elim kolum sensin. Beni mahcup etme. Hadi git. Baş üstüne efendim. Gelsin avukat bey. Bir şey mi vardı? Yok. Selam vereyim dedim. Ne oldu? Rahatsız mı oldunuz? Her neyse. Baba. Nihayet gelebildiniz. Nerede o? Hücrede. Nöbetçi memurları da ayarladık. Ama kısa bir süreliğine. 2 dakikalığına bize bırakacaklar koridoru. Bana 2 dakika yeter. Koridor boş. Gidebiliriz. Hadi baba. Tamam, hadi. Amirim, yakmazsınız bizi değil mi? Yok aslanım. Biz kendimizden başka kimseyi yakmayız. Hadi bir çay iç gel. Çok görünme ortalarda. Baş üstüne komiser. Hadi. Mesut Hüsnü, siz burada bekleyin. Baba, baba yapma. Ya şu şerefsizi bir ben de... Bekleyin dedim. Tamam mı? Bekleyin. Çok kalmayız zaten. Rıza, ne yapıyorsunuz? Şşş, sakin ol biraz Servet. Avukata anlatırım, savcıya. Gelip beni tehdit ettiler derim. Önce bana bir anlat ha. Ben senden para almışım, öyle mi? Seninle pazarlığa oturmuşum. Ailem, damadım, kızım, senin kirli parana tamam demişiz. Anlaşmışız seninle. Rüşvet almıştı senden. Ha Servet? Nasıl yapmışım? Ne zaman ha? Adam gibi gözüme bak, öyle anlat. Hadi. Ben seninle muhatap olmak zorunda değilim. Savcıyla binmişim. Korkuyor musun Servet? Arkasından atıp tutmaya benzemiyor değil mi? Hadi yüzünü anlat Rıza babanın. Burada seni ellerimle öldürürüm, anladın mı?
Yapma. Yakarsın kendini. Aman diyeyim. Konuş ulan, konuş ulan. Nasıl atıyorsun bana bu çamuru? Yüzüme karşı anlat, hadi yüzüme karşı, hadi. Böyle anlarda profesyonel kalmak gerçekten çok zor oluyor. Asayiş Şube Müdürü Rıza Soylu ve ailesi rüşvet suçlamasıyla karşı karşıyalar. Kızı ve damadının ortak hesabına para transferi yapıldığı iddia ediliyor. Nasıl olur bu ya? Rıza babayı tanımıyor mu bunlar? İftiralar, yalanlar. Bizimkiler yine kimin nasırına bastı acaba? Ne olacak abi şimdi? Hapse girmezler değil mi? Olmaz öyle şey. Bizimkiler izin vermez. Değil mi abi? Ne bileyim abi. İnşallah dediğin gibi olur ya. Emniyet yetkililerinden henüz bir açıklama yok. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Ayla Hanım, kapatayım mı televizyonu ha? Çıldıracağım artık Nazike. Niye hep bunlar bizim başımıza geliyor ha? Biz kime ne yapmışız? Rıza Bey'i herkes biliyor Ayla Hanımcığım. Kimse inanmaz bunlara. Çamur attılar ama izi kalmayacak inşallah. Bak görürsün. Aklım yerinden çıkıyor artık. Bak şu kapı ne zaman çalsa geriliyorum artık. Kimse kalmadı evde. Geçecek Ayla Hanım. Gidenler geri gelecek. Ali, Pınar, Rıza Bey. Gene hep beraber olacaksınız. İnan bana. Öyle mi dersin? Tabii. Bir iftirayla kirletemezler sizi. O kadar pürü paksınız. Vız gelir tırıs giderler. İşte o kadar. Sizin ne işiniz var burada? Savcım biz... Buraya sizden kimsenin girmemesi gerekiyordu. O zaman önlem alsaydın kardeşim. Kimse dur demedi, geldik. Ne yapalım? Savcım biz nöbetçi bırakmıştık koridora. Bunları atlatmışlar. Bunlar ne biçim konuşuyorsun kardeşim? Hayrola ya? Rıza Müdür yanınızda mı? Buradayım savcım. Bayağı kalabalık gelmişsiniz. Servet'e iki laf ettik diye mi bu kadar tantana? Sizin buna yetkiniz yok. Şşt! Sen araya girme. Bir şey konuşuluyor. Siz beni susturamazsınız. Yok ya. Yeter artık, kesin. Boşuna kavga ediyorsunuz. Asayiş şubede, organizede geri çekilecek. Servet artık bu beylerin işi. Bu beyler kim peki? Kendileri istihbaratta. Soruşturma bundan böyle istihbaratın yetki alanında. Tabii Servet de. Alabilirsiniz. İstihbaratın ne işi olur bu namusla ya? Niye oyun oynanıyor ama? Ne? Öğreneceğiz nasıl olsa. Şimdilik sakin olun, tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.